Arkadaşlar iyi günler. Topraksız tarım borularımızı, kanallarımızı delmek için panç seti aldım. Ücret 35 TL. İçerisinde 5 santimlik panç bulunmakta. Bildiğiniz üzere file saksılar için 5 santimlik panç kullanılmakta. Fakat ben file saksı kullanmayacağım sistemimde. 4 santim genişliğinde olan pançımı kullanıyorum. Direkt fileyi sisteme herhangi bir file saksı ve benzeri kullanmadan koyacağım. Delme işlemini yapmak için ölçümleri yaptım. İlk delik, birinci delik 10. santimde olacak. İkinci delik 40. santimde. Üçüncü delik 70'te olacak. 30'ar santim arayla deleceğim. Diğer hemen onun yanındaki kanalı ise 25. santimetrede ilk delik olacak şekilde deleceğim. Sonra 55, 85 şeklinde gidiyor. Aralarında 15'er santimlik fark olacak. Şimdi delme işlemine geçiyoruz. Evet, ilk deliğimiz için matkabımızı yerleştirdik. Rahat bir şekilde deliniyor. İlk delik 10. santimde, ikinci delik 40. santim olacak. Evet. 4 santimlik panç ile deliyorum. Bu şekilde delme işlemini gerçekleştiriyorum. Sistemimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Hemen yan tarafında mastikle deliklerini kapattığım borular bulunmakta. Hafif bir yumuşak dokusu var. İki deliğin merkezi arasındaki mesafe 30 santimetre. İki kablo kanalının ortası arasındaki mesafe yaklaşık 25 santimetre. İki çapraz delik arasındaki mesafe yaklaşık 30 santimetre. Şu tarafa doğru da ölçelim. Yaklaşık 30 santimetre. Böylelikle marullar birbirine değmeyecek. Sistem kuruluyor. Besin tankımız, kablo kanallarımız, mastikle delikleri kapatıyoruz. Şu an için memnunum. Arkadaşlar, kablo kanallarımızın üzerinde bildiğiniz üzere delikler var. Bunu topraksız tarım kanalı haline çevirebilmek için bu delikleri kapatmamız gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Önce kanalımızı temizliyoruz. Birinci yöntem, mastiğimizi, Dyson mastiğimizi direkt sıkıyoruz. Ve sıkmış olduğumuz Dyson mastiği deliğin üzerine yayıyoruz. Deliği bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz.
Bu epey zahmetli bir işlem. Ben bunun için bir yöntem geliştirdim. Kablo kanallarının üzerine açtığımız deliklerden artan parçaları dörde böldüm. Ve bunu direkt bu kısma yapıştırdım. Böylelikle delik kapanmış oldu. Kalan mastiği de etrafına yediriyorum. Yine alt taraftan yediriyoruz. Ve bu şekilde deliğimiz kapanıyor. Deliği de kapatalım. Diğer türlü geniş bir delik olduğu için bu mastik kapatamıyor. Akıyor. Kapattığım kanallar da oldu fakat çok zorlandım. Tekrar göstereyim. Elimle şu şekilde kapatmaya çalışıyorum. Şu an kapandı gibi. Alt taraftan düzeltiyorum. Fakat tekrar delik açılıyor gördüğünüz gibi. İşlem zor. Bunu kolaylaştırmak için artan parçaları, kapaklardan artan parçaları bu kısmın üzerine yapıştırıyorum. Etrafını kapatıyorum. İşlem tamam. Sanırım görebiliyorsunuz. Deliğin üzerini kapatmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum. Diğer deliği de yine aynı şekilde zorlanıyorum. Birini kapatmayı başardım. Diğerini kapatamadım. Gördüğünüz üzere. Fakat kapaklardan artan şu parçaları bu bölümlerin üzerine yapıştırarak su sızdırmazlığını sağlayabiliyorum. Arka taraftan da yine boşlukları kapatıyoruz. Bundan sonra alacağım kablo kanallarında fabrikaya önceden haber vereceğim. Arka tarafında herhangi bir şekilde delik açmasınlar diye. Vida deliklerini istemiyorum. Şu an durum bu. Kullandığım Dyson marka mastik. Birinci sehpa için işlem tamam. Kablo kanallarının deliklerini kapattık. Bir kısmında deliklerini açtık. Burada işlemlere devam ediyoruz. Bazılarını da bu şekilde kapattım. Daha kolay geldi bu bana. Bu yöntem. Artan parçaları kullanarak Dyson mastik yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bir kısmını ise direkt tatbik ettim deliklere. Fakat bu işlem zor oldu. Gayet sağlam. Dediğim gibi hafif bir esnekliği var.